Selamünaleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar, bağlama derslerimiz devam ediyor. Bu dersimizde biraz üst düzey bir ders işleyeceğiz. Arabesk bir eser üzerinde ne gibi farklı çalımlar yapabiliriz? Alternatif çalımları uygulayabiliriz. Yani esere lezzet vermek adına ne gibi geçişler, akorlar, arpejler uygulayabiliriz? Kısaca örnek vermeye çalışacağım arabesk bir eser üzerinde. Geçen haftaki dersimizi izlemeyen arkadaşlarımız hemen şuradan kartlar bölümünden o ders videomuzu da izleyip çalışabilirler. Dediğim gibi bu dersimiz biraz daha üst seviye bir ders olacak. Seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız daha ayrıntılı, basit olarak işlemiş olduğumuz basit derslerimizi çalışabilirler. Bunu defalarca hatırlattık. Yine hatırlatmakta fayda var. Her eserin çalımı, anlatımı farklıdır arkadaşlar. Yani bazı eserler daha basittir, bazı eserler biraz daha kondisyon gerektirir, daha zordur. Sol karar üzerinde işleyeceğiz bir Ferdi Tayfur klasiği. Ne de haklıymış meğer. Aslında eseri basit olarak R karar üzerinde daha önceden işlemiştik. Hemen şuradan kartlar bölümünden de seviyesi düşük olan arkadaşlarımız o ders videomuzu izleyip çalışabilirler. Bu dersimizde eseri sol karar üzerinde işleyeceğiz. Akordumuz alt teller, do, orta teller, fa, üst teller, si bemol, diğer bir adıyla üst tel, la diyez arkadaşlar. Dediğim gibi esere lezzet vermek adına nasıl farklı çalımlar yapılabilir? Kısaca izah etmeye çalışacağım. Ritim üzerinde öncelikle kısaca bu işleyeceğimiz yerleri bir örnekleyelim. Kısaca geçelim. Ayrıntılı bir şekilde izah etmeye çalışalım arkadaşlar. Evet. Benzer videoların devamlılığı için de bu videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle ritim üzerinde bir örnekleyelim. Dört dörtlük ritim arkadaşlar, bilginiz olsun. Metronom yani tempo 95. Evet. İlk versiyonumuza hemen şöyle bakalım. Şimdi böyle bir çalım uygulayabiliriz. Birçok farklı alternatif çalımlar uygulanır arkadaşlar. Şimdi bunu birazdan işleyeceğiz. Bir tane daha bakalım. Videomuzu mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çalım da uygulayabiliriz. Arpej uygulayabiliriz. Farklı yine alternatif çalım arkadaşlar. Arpej uyguladık. Şimdi bir tane daha bakalım. Ayrıntılı bir şekilde izah etmeye çalışalım arkadaşlar. Eserin çalımına girmeyeceğim. Seviyesi yeten arkadaşlarımız zaten eseri çalabilirler. Hemen şöyle kısaca izah etmeye çalışalım. Evet, üst tel boş, es vererek başladığımızda sol, la bemol, si bemolden orta tel grubuna çıkacağız. Bakın dikkat edin. Es, sol, la, si, do, hemen ardından re, do, si, geri si bemole indik. Re, do yapıp si bemole indik. Es, sol, la, si, do, re, do, si yaptıktan sonra bakın si bemolde hemen şöyle do minöre geldiğimizde yine hatırlatalım. Şuradan kartlar bölümünden bağlama üzerindeki minör majör akorları işlemiş olduğumuz ders videomuza ulaşarak çalışabilirsiniz. Evet. Do minöre geldiğimizde burada şöyle bir ritim attık. Bunlarda çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Önceki derslerimizi çalışın. Defalarca bunları işledik arkadaşlar. Evet, bir
birleştirdiğimizde sol la si do re do si yapıp, bakın hemen do'ya si bemolden şöyle ulama yapıp do minör bastığımızda zaten seviyesi yeten arkadaşlarımız bu çalımımdan ne demek istediğimi çıkarabilirler. Yani anlatımdan belli bir çıkarım yapabilirler. Rahat bir şekilde yürüyebilirler. Seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız basit olan derslerimizi çalışsınlar. Tekrar gelelim. Yapıp hemen bakın. Sonrasında si bemol do re'den si do re do re do si. Buradaki si bemole indiğimizde bakın si bemolü burada da burada da kullandık. Si do re do re do si yaptığımızda si bemolde hemen pozisyonu bozmadan şöyle si bemol majör bastı. Aynı mantık yürüdük. Sonra la bemol si bemol do'dan es la si do si do si la. Buradaki la bemole ineriz bakın. Buraya indiğimizde la bemolde de yine majör bastı. Sonrasında soktuk. Yani es sol la si la si la yapıp sole indik. Si'lerle la'lar bemol arkadaşlar. Es sol la si la si la yapıp sol deden minör bastık. Evet. Yani sonrasında sonrasında la bemolden sonrasında solden sanırım bu da anlaşıldı. Şimdi bu bir alternatif bir çalımdır arkadaşlar. Yani buna alternatif birçok çalımlar yapılabilir. İkinci versiyonda ne yaptık ona bakalım. Yine aynı başladık, bir arpej uyguladık. Hatırlayalım. Bir defa ritmi atar atmaz hemen bakın. Şöyle bir arpej uyguladık. Yani es sol la si do re do si do 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 yaptıktan sonra bakın burada evet. Do sol mi do sol mi do. Evet, biraz açalım. Do sol. Mızrak üst alt. Bu arpejde baştan sona bakın. Do sol. Orta tel grubunda mi bemolden tekrar do'ya. Do, sol, mi, do. Mi'ler bemol. Do, sol, mi, do. Üste yine sol'u kullanarak bakın. Sol, yine mi bemol ve do'ya geçtik. Do, sol, mi, do, sol, mi, do. Mızrap üst alt. Evet. Birleştirdiğimizde sonrasında yine ikinci bölümde burada yine burada aynı çalımı uyguladık bakın. Yani si do re do re do si bemol majörde yine bir defa ritim attıktan sonra aynı mantık burada. Yani burada da si bemolden fa'ya geçerek si fa orta tel grubunda re ve orta telde yine si bemol. Si fa re si üst telde fa'yı kullanarak fa ve yine re si. Si fa re si fa re si. Mızraba dikkat edelim üst alt. Si fa re si fa re si. Si bemol. Evet. Si fa re si fa re si. Yani şuradaki do sol mi do sol mi do. Buradaki mantıkla si fa re si fa re si. Buradaki mantık aynı arkadaşlar. Bakın. Burası ve burası. Sonrasında 3. bölümde orada da bunu uyguladık. Yani es si evet pardon la bemolden es la si do si do si yapıp la bemolde bir defa ritim attıktan sonra la bemolden mi bemole bakın la mi orta tel do ve yine la bemole geçtik. La mi do la sonrasında üst tel mi bemolden yine do la yaptık. La mi do la mi do la. Evet,
La'lar bemol, mi'ler bemol. La mi do la mi do la. Sonrasında dördüncü bölümde de burada da sol minörde bir defa ritim atıp yaptıktan sonra burada da bu arpeji uygularız. Yani sol, re, si bemol, tekrar sol. Sol, re, si, sol. Üste de yine re kullandık. Si, sol'e döndük. Sol, re, si, sol, re, si, sol. Evet. Sol, re, si, sol, re, si, sol gibi. Özetleyecek olursak yaptıktan sonra bakın do'dan do, sol, mi, do, sol, mi, do. Önce bu. Evet. Sonrasında si bemol majörde yapıp si fare si fare si yaptık. Si fare si fare si. Evet. Sonrasında burada da la bemolden la mi do la mi do la yaptık. Sonrasında da sol minörde akorat bastıktan sonra burada da solden sol re si sol re si sol yaptık. Yani evet sol re si sol re si sol gibi. Bu da sanırım anlaşıldı. Diğer versiyona bakalım. Bakın onda da yine aynı başladı. Burada do'da bırakabiliriz. Hemen yine şöyle do'ya gelerek bakın kök ses do. Burada şöyle bir hareket yaptık. Yani burada mantık şu arkadaşlar. Üst ve alt tel grubunda bunu daha önce işlemiştik. Bazı videolarımızda bu tekniği. Her bir vuruşta üst ve ortada her bir vuruştan sonra alt teli alttan çekeriz. Bakın sol, do, do'yu alttan çektik. Si bemol, yine do'yu alttan çektik. La bemol'e vurduk, yine do'yu alttan çektik. Sol'e vurduğumuzda yine do'yu alttan çektik. Yani bakın. Üste yaptığımız her bir vuruştan sonra kök sesi alttan çekeriz. Sol, do, si, do, la, do, tekrar sol, do, si ile la'lar bemol. Evet. Sol, do, si, do, la, do, tekrar sol, do. Sonrasında orta tel grubuna geçtiğimiz zaman, bakın bu parmak sabit do'da. Fa, do, mi, do, re, do, mi, do. Evet, fa'ya vurduk, do'yu çektik. Mi bemolden yine do'yu çektik. Re'ye vurduk, do'yu çektik. Tekrar mi bemolden do. Birleştirdiğimizde, bakın. Orta tel grubu. Buradaki do'da kaldık, bakın. Buraya geldik. Evet. Sonrasında aynı mantık ikinci bölümde yapıp bakın bu kez de aynı mantığı burada devreye koyduk. Bu kez kök sesimiz si bemol. Fa'ya vurduğumuzda si bemol alttan. La bemol'e vurduk yine si bemol alttan. Sol'e vurduk yine si bemol alttan. Fa'ya vurduk yine si bemol alttan. Bakın. Fa, si, la bemolden, la, si, sol, si, fa, si gibi. Orta tel grubuna geldiğimizde mi, si, re, si, do, si, tekrar re, si. Birleştirdiğimizde evet, yani seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız için biraz zor gelebilir, karmaşık gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi seviyeniz yetmiyorsa daha ayrıntılı olarak işlemiş olduğumuz derslerimizi çalışın. Sonrasında 3. bölümde bakın la bemol, la si, do si, do si yapıp burada da kök ses la bemol gibi uygulayabiliriz. Bakın hemen şöyle la bemol bastığımızda mi bemolü vurduğumuzda la bemolü çektik. Sol'ü burada alt telden alırız bakın. Şeklinde evet. Yani
mi la bemol, sol la bemol, fa la bemol, mi bemol, la bemol, re, yine la bemol gibi yürürüz. Evet, bakın dikkat edin. Burada da orta tele indiğimizde do, la bemol, si bemol, la bemol yaptık. Yani özetlemek gerekirse burayı, bakın dikkat edin. Burada da en son buraya la bemol'e geçtik. Evet. En son bölümde de bakın burada da ne yaptık? Sol kök sesi sol olarak aldığımızda yine solda bitirdik. Yani re, sol, fa, sol, mi bemol, sol, re, sol, orta tele geçtiğimizde do, sol, si bemol, sol, la bemol, sol, yine si bemol, sol yaparız. Bakın. Yani re, sol, fa, sol, mi, sol, re, sol, do, sol, si, sol, la, sol, si, sol yapıp karar sesini de bitirdim. Özetlemek gerekirse do'dan aldığımızda bu hareketi, bakın kök ses do, sonrasında si bemolde aldı, sonrasında la bemolde aldı, sonrasında da solde aldık. Evet. Sanırım bu hareketler anlaşılmıştır. Dediğim gibi anlayamıyorsanız, seviyeniz yetmiyorsa, icra edemiyorsanız daha seviyesi düşük olan derslerimizi çalışabilirsiniz arkadaşlar. Benzer videoların devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde, videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılar.